Koala Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. H1Z1 Just Survive oynayacağız. PvP. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Rotterdam EU serverındayız. PvP bir server. Şu an LoL'da. İlerleyen zamanlarda ne olur ne olmaz bilmiyorum ama biz bu Rotterdam serverına girelim. Şimdi ben bu Rotterdam serverına dalış yapıyorum arkadaşlar. Ben daha önce bu servere girdim. Acaba neymiş ne değilmiş bilmem ne, server durumlarına falan bir bakayım dedim. Bu öküz beni geldi, şehrin ortasına doğdurdu. Ben de 3-5 tane loot falan yaptım hemen böyle. Eski serverlarda da falan olduğum, kurulduğum bir yerde vardı. D3 tarafında bir yerde kuruluyordum. Çünkü hem şehre yakın hem orada bir AVM var. Araçlar vesaire vesaire, işte crowbar bulabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Oradan yapıyoruz. İşte biraz ilerisinde evler falan var. Sneakers, ayakkabı falan bulabiliyoruz. Şöyle biraz wood stick toplayalım. Şuradan be berilerimizi toplamaya başlayalım diyeceğim ama dropları salmaya başladı bu. Herhalde üzerimiz falan donu. Evet, bayağı yiyecekler mi yiyecekler falanlar filanlar var çünkü bende. Bunları şimdi kendimize ufak bir tane ağaçtan kulübe yapalım. Tamam mı? O ağaçtan kulübeyi yaptıktan sonra içine bir tane de kutu yapalım. Ve içine koyalım. Şöyle. Vur abi. Vur abi. Vur. Bu PvP server'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Evin nerede olduğunu zaten göreceksiniz. Ve evin şifresini hepiniz biliyor olacaksınız. Şöyle. Crafting and Discovery diyelim. Wood stick'leri attık. Punji stick. Bir wood stick daha attık. Punji stick. Wood stick artı wood log alamadım. Scrap metal attım. Bıçak neymiş onu öğrendik. Bunları yapamıyoruz. Dur çökeyim. Ulan görürler mörürler şimdi bir yerden. Discovery. Bunu attık. Ne var abi? Yok. O zaman crafting abi. Wood plank craftlayalım. Aynen. Bu değil mi? Discovery'ye bunu attım. Wood plank attım. Oh. Olmadı. O zaman bir tane daha wood plank craftlayalım. Buna attım. İki tane oldu. Niye iki tane oldu? Bunları birleştirsene kardeş. Aha, bunları birleştiremedik. Bir tane empty bottle drop çekelim. Stagnant water. Bir tane drink salla abi. Craft'ı şuradan da bir tane yiyecek yiyelim. Şunlar boşa bir düşsün. Empty bottle drop. Oğlum başka şişe yok lan. Var mı? Yok. Bir tane alalım. Daha sonra Discovery'ye bir daha girelim abi. Wood plank, scrap metal, empty bottle koyabiliyormuşuz. İlginç. Wood log koyduk zaman wood plank koyuyoruz. Wood stick koydurtmuyor. Şöyle yapalım. Bunları alabiliyor muyuz? Aynen, bir tanesini aldım. Geri kalanını almadım ama. Bunu droplayalım abi. Şunları buradan birleştiremedik ya. Dur bakayım. Şuraya gel. Drop. Drop. Drop abi. Yiyecekleri bir droplayalım. Aynen. Şöyle gelelim abicim. Şuradan bir ağaç daha götürelim. Aynen. Oo, mis. Hadi. Oha, yalnız ne ağaçmış ha. Şimdi 3 tane woodlock üzerimizde. The strange zombie has vanished. The horde has become friends. Bu ne lan? Oğlum ben bunları ben daha yeni şey yaptım. Yalnız iyi zombi gelmedi ha. Crafting, woodlock, woodplank gelmedi. Woodplank, dur. Woodlock buradan sallayalım. Woodplank buradan sallayalım. Olmadı. İki. Oğlum kıllandım bak şimdi ya. Şunları bir droplayalım abi. Dropladık mı? Hatta şöyle droplayalım. 1, 2, 3, 4, 5 alabildik mi? Alamadık. Drop abi 3 tane. 2 wood plank, wood plank, dur. Aynen. Bir wood plank daha alayım. Bunları da dördünü shift'e basarak dropladık. Crafting, wood plank, wood stick,
Wood stick and wood plank. Okay. Scrap metal, wood stick. Scrap bu ne? Wood stick olmadı. Bir dakika. Wood plank, scrap metal, empty bottle yemez. Wood stick, wood plank. Başka var mı? Scrap of cloth'dan da bow drill çıktı. Scrap metal. 4 tane scrap metal olursa dur. Kullandım. Abi çok pis kullandırıyor bu oyunu ya. Discovery, scrap metal, wood plank. Başka bir şey atamadık mı? Wood log attığımızda wood plank attırıyor. Başka bir şey attırmıyor. O zaman şuradan crafting'den bir tane basic shake door craftlayalım. Craftlıyor. Bir tane de basic shake craftlayalım abi. Niye craftlamadı? Eat. Drop. Basic shake. 20 tane wood plank, 10 tane wood stick. 20 tane wood plank, 10 tane wood stick. Crafting. Wood plankleri şuraya craft ede atalım. Wood plank, wood stick lazım değil mi? Plankleri buraya attık. Şunu at abi. Wood stick at buradan. Basic shake door'umuzu yapmışız da yanlışlıkla yaptık ya. Gel gel gel. Evet, wood plank asılalım abi biraz. Bravo. Çok kaslı adamsın. Woodlock 2 tane aldım herhalde. 2 tanesini bıraktım. Şuraya wood plankler varmış ya hala üzerimde. Şunu da bırakalım. Şuradan alalım abi 2 taneyi. Gel 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 gel. Crafting. Shake door. Okey de basic shake yapamıyoruz değil mi? Wood plank 20 tane olması lazım. 2, 4, 6, 7, 10 tane var. 20 tane, 10 tane var. 10 tane daha yapacağız. Wood plank, craft max. 2, 4, 4 tane daha geldi. 6 tane daha kaldı. Abi bir ev yapmadan çok büyük problem. Hadi. Boşa sallayıp sallayıp durma be. Aynen. Evet. Haydi. Aha 4 tane woodlock diyor. Dropladı yalnız onları ya. Ha 3'ünü aldık. Bir tane eğer bu oyunda da şöyle auto run gibi bir şey var. Onun tuşunu atarsanız bir yerlerde daha rahat edebilirsiniz. Şimdi wood plankleri craft max dedim. 2, 4, 6. Kaç tane lazımdı ya? Bir tane daha lazımdı galiba. Drop. Bu da drop. Metalleri droplamıyorum farkındaysanız. Şimdi şuradaki ağaca da gidelim abi, alalım. Evet. Abi bu H1Z1 cidden yorucu bir olay. Dördünü beraber almadı. Üçünü beraber aldık. Şurada da bir tane var mıydı ya? Biz gelip aldık mı onu? Aha zombi geldi orada. Bir dakika abi. Bir an önce. Crafting. Basic shake. Craftla abi. Muhtemelen wood stickleri yaptıktan sonra craftlayacak. Ulan tırstım. Dur yiyecek. Basic shake door'u alamadım. Niye woodlock'lar var? Drop abi woodlock'ları. Dropladım. Basic shake door'u aldım. Biraz empty aldım. Biraz yiyecekleri toplayalım abi buradan. Topuk. Topuk abi. Neredeyiz biz? Kumpas kumpas var. İlk doğduğunda kumpas vermiyordu eskiden. Şimdi vermeye başlamış. Her doğduğunda veriyor mu? O kısmı bilmiyorum ama şöyle ben kendi mekanıma doğru devam edeyim. Neden buraya devam ediyorum? Şöyle
Askeri bölgeye gidebiliyorsunuz. Buradan. Arka taraftan. Askeri bölge bu tarafınızda, sol tarafınızda kalıyor ki şuradaki yoldan askeri bölgeye devam edebiliyorsunuz. Eskiden D3, D4 nerede olduğunu falan gösteriyor da. I mıydı? Yok. Tab, I yok. M'de. Aha neredeyiz gösteriyor lan. Oo yeni update'ler işe yaramış. Şimdi şurayı geçtikten sonra muhtemelen benim mekana geleceğiz. Çünkü ağaçlar vardı hatırlıyorum. Ağaçları geçtikten sonra geleceğiz. Şu hemen buraya almamın sebeplerinden bir tanesi şurada. Şu arka tarafta bir tane, şu sol tarafta bir tane, aşağıda bir tane daha olmak üzere 3-4 tane araç spawnı var. Ki ileride D1 var. D1'de de bir araç spawnı, silah spawnı. Artı oradan da scrap metal falan çıkarabileceğiniz yerler de var. Yine fazlasıyla bunu bulabiliyorduk. Sırf o yüzden buraya kuruluyordum. Bazıları şöyle tepelere falan kuruluyor ama tepelere kurulmak biraz tehlikeli gibi geliyor bana. Hem biraz göz önünden uzak hem de iş yapabilir bir yer bulmak sizin için her zaman daha iyi diye tahmin ediyorum. Şimdi biz PvP yapacağımız için ve çok kişi de olacağımızı tahmin ettiğim için yani bütün server'a bütün Koala Gaming'i istiyorum arkadaşlar. Bu server'da hep beraber oynayalım. Gördüğünüz gibi Zims var şurada. Biz hemen şu gördüğünüz karşı yere kuruluyoruz arkadaşlar genelde. Çünkü şu ara kısım aşağıdan gözükmüyor ve istediğiniz zaman Zims'e gidip oradan istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Biz Şek'i orada bırakmışız. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Yapma. Vallahi abi neredeydi bilmiyorum ama gidip alsak mı Şek'i ya? Yoksa bir daha yapsak mı? Yapalım ya. Çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Şöyle şurada. Crafting abi. Bas wood plankleri. Şu wood stickleri dropla. Dropla abi. Yedisini de dropla. Heh. Şunu da dropla. Var mı başka droplayacağımız bir şey? Yok. Wood plankleri yaptık. 20 tane miydi? Aynen 20 tane. Şöyle de şuradan da çıkartalım. 4-8 tane oradan çıktı. Crafting. Wood plank. Max. 8 tane de buradan çıkacak. 2, 4, 6, 8, 8 çıktı. Şimdi şuna scrap metallerimi droplayayım abi. Yiyeceğimi dropladım. Şeki dropladım. Yukarıdakilerden küçük droplamamıza gerek var mı? Sen şuraya çık. Sen şuraya çık. Yok. Şöyle gelelim. Diğer taraftakileri de buraya getireceğim de o yüzden. Hadi bir dört tane de senden. Üç tane geldi. Crafting. Wood plank max. Nerede wood plankler? Ulan diğerinde miydi? Yo var burada işte. Tamam. Drop 2, 4, 6, 8 de burada. Güzel. Şuradakileri de alalım. Taşırken böyle daha rahat taşıyabiliyoruz. Şimdi crafting basic shack. Niye basic shack olmadı lan? 8, 8, 7, 15, 16, 20, 22. Ha, şuradaki stickleri de alırsam muhtemelen olacak. Geldik abi, stickleri de aldık. Crafting basic shack. Aynen. Basic shack. Bir
tane de basic shake door alayım. Üstüme scrap metallerimi alayım. Bir tane de yiyecek kurtarmadı. İyi tabi. İyi tabi. Seni de aldık. Tamam. Kalmadı hiçbir şeyimiz. Şimdi arkadaşlar ağaçlarımız falan bu tarafta biliyorsunuz. O yüzden benden ufak bir tavsiye. Şuraya bir yere kurulursanız insanların sizi görmesi de zor oluyor. Nasıl kuruyorduk lan bunu? Place. Place. Aynen. Şöyle mouse'la da çevirebiliyoruz. Daha renkli yapmışlar. Daha hoş olmuş bence. Aslında şöyle de bir bug vardı ama onu kurtarmışlar galiba. Aynen kardeş. Buraya girdik. Bunu da şey yap. Hoppa. Artık evimiz var. Set access code. Dur lan. Kapan. E'ye basılı tutuyorsunuz. Set access code diyorsunuz. Arkadaşlar şifreyi belirleyelim. Ne belirleyelim? 4 taneli bir şifre olsun. Nasıl bir şifre belirleyelim? O, 13, 31 olsun arkadaşlar. Lucky 13'in 13'ü ve tersi 31 olsun. Bu D3 alanına geldiğiniz zaman ki şuradayız hemen Zims'in etrafına da yakınız. Ki buradan government'ın evine gidip valinin evine de buradan gidebiliyorsunuz. Şurada askeri bölge var. Pleasant Valley'e yakın, Zims'e yakın. Çok arabanız falan olursa arka taraflardan Rancho Takio, Taki. İsmini değiştirmişler galiba. Rancho Takio mu? Böyle bir şeydi. Eski harita daha kötüydü. Bu haritayı sonradan bir yerlerden falan bulup alıyordunuz. Böyle biraz daha güzel olmuş en azından. Yani bayağı stratejik bir noktadayız şu anda. Şimdi yalnız şöyle bir şey vardı. Crafting metal bracket craftlayalım. Metal bracket. Şuradan bir lan dur yumruk atma. Sakin ol. Var mı bir şey? Evinizi kurduğunuz yerin yakınındaki ağacı kırmayın. Benden size tavsiye. Çünkü kırarsanız görürler. Oğlum bu kamera nasıl değişiyordu lan? Hadi. T miydi? Ha T. İki tane woodlock çıktı koskocaman ağaçtan. Aha geyik var. Ama yakalamayız biz onu. Bir tane daha ağaç indirelim. Aynen. Gelin arkadaşlar 13.31 şifresi basic check-in. Şimdi diyeceksiniz ki senin kaça kadar basic check-in'e mi kaldık lan biz diye. Arkadaşlar benim H1Z1'de lakabı müteahhitti. Bir gecede size öküz gibi bir base kurabilirim. Unutmayın bunu. Şimdi Craft Discovery kısmından Scrap Metal ikisini beraber koyduğumuzda Furnace çıkıyordu. Woodlock yaptığımızda bir şey daha koyuyorduk ama dur bir dakika hatırlamaya çalışıyorum ben de. Şimdi buradan bir tane Wood Plank craftlayalım. Tamam mı? Bir tane yo tamam yeter. Discovery bir dakika bu değil bu değil. Wood Plank Metal Bracket artı Woodlock Metal Bracket odun artı neydi ya şey için Discovery şöyle yapalım belki gelecektir gelmedi benim buna bakmam lazım aslında dur bir dakika bulalım ha kıyafetlerimiz de eskiden kalma kıyafetlerimiz de burada var ya kasalar falan baya airdrop ticketlarımı yemişler ne var sıfırlandı bu ya. Bu ne? Helmet'ımız varmış. Patchwork'ümüz. Şimdi metal bracket attıktan sonra wood plank atılıyor. Woodlock atılıyor değil mi? Olmadı. Ses geldi. Crafting. Ses. Ses geliyor.
Ses geliyor abi, anlamadım. Bir yandan da dinlemeye falan çalışıyorum. Yok abi, buradan da bir şey çıkmadı bize. Wood stick mi yapacaktık? Ne yapacaktık lan? Wood plank, metal bracket, wood plank bilmem ne. Muhtemelen şunlar da yetmiyor olabilir. Metal bracket, craft, hepsini craftlayalım. Discovery, metal bracket artı şöyle yaptık, olmadı. Bunu yaptık, olmadı. Wood log'u yere bırakalım abi. Wood plankları yere bırakalım. Wood stick'i yere bırakalım. Bunları da yere bırakacağım. Şimdi diyeceksiniz ki bunları niye yere bırakıyorsun? Çünkü ölürsem, zombiler gelmeye başlamışlar bak. Şurada bir tane var mı? Abi, hüya diye etrafında çıkıyorlar ya, o çok kötü oluyor. İlerleyen zamanda bir yerden crossbow falan bulursak şeyi avlamak çok rahat oluyor, geyik. Biraz daha woodlock aldım. Şuradan giderken de stick mitik falan da yuvarlayalım. Rabbit trap falan yapıyoruz. Evet, şimdi woodlockları falan bilmem ne bracketları alamadık. Crafting yapamadık. Discovery. Woodlock, wood plank yemedi. Bu wood plank, bu da yemedi. Metal bracket. Nail. Nail'a ihtiyacım var. Çivi. Bir dakika. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Metal bracketları yanımıza alalım da. Ne yapalım biliyor musunuz? Aşağı inelim. Nail'a ihtiyacımız vardı. Ben onu unuttum. Şuradan ben crowbar bulmuştum zaten. Tamam, buldum. Daha zombi mevzularına falan giremedik. Şu aşağıdaki hemen... Oha, adam bizim buraya ev yapmış ya. Araba var aşağıda. Abi, aşağıda araba var. Adam var mıdır? Abi, araba var. Koş, yakala, bin. Parçalarını almışlar ya. Biz alamıyoruz tabi. Muhtemelen burada biri var. Var ya, sırf kaskım için öldürür ya. Scrap metal lazım bana. E'den bakalım içinde var mı? Var. Topuk abi. Abi, araba var, çalamıyoruz ya. Of, mis gibi de araba, yemin ediyorum bir tane de tamir şans şeyini bulurduk. Tamir ederdik. Buraya ev yapmış. Biz de arkasına yapar patlatırız o zaman. Ama niyetlenmemesi lazım. Bizi görmemesi lazım. O yüzden şöyle arka tarafa yapmamızda yarar var diye düşünüyorum. Abi, bu hoş değil. Şöyle tabi stick bilekleri falan da toparlayalım da ondan. Aha, gündüz ölmüş. Harvest Zombie Walker. Değiştirmişler mevzuyu ya. Zombilerin böyle ölmesi iyi olmuş ya. Şimdi geldik abi, kapattık. Zaten planklarımız burada. Nail yapmamız lazımdı. Nail'ı nasıl yapıyorduk? Metal shard üretiyorduk bir tane. Discovery'den metal shard'ı atıp Discovery çakıyorduk abi. Nail çıkıyordu. Nail'ı da üretiyordum. Discovery'den wood plank, nail, metal bracket, discovery, repair box. Metal bracket, wood plank, nail, foundation, nail, metal bracket, yine wood plank, foundation. Abi hadi. Small shake. Bir tane de ilerleyen zamanda small shake yaparız. Buradan yapabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Vay arkadaş, motorlu nasıl geçti ya? Storage box.
Storage box'ımızdan hemen bir tane yapalım. Place. Place cancelled oldu. Niye bilmiyorum. Place. Şöyle bir şey var. Bunu eğer ki kapının yanına yaparsanız arkadaşlar şöyle. Bu da size bir taktik olsun. Bunu yaptığınız zaman içine attıklarınızı çalmak isteyen birileri olursa şayet çalamıyorlar. Kompasa gerek yok. Ben zaten biliyorum haritayı ezbere. Şunu bırakalım. Bunu bıraktık. Şu arkadaşlar daha sonradan işe yarıyorlar. Öyle gözüktüklerine bakmayın. Cidden işe yarayabiliyorlar. Şuradan wood plankleri falan wood stickleri toplayalım. La vurma kutuya. Woodları, wood stickleri, scrap of cloth'lar var. Güzel. Şimdi abi Discovery'e girdik. Şu ikisini yaptığınız zaman Gloves, Branch, Scrap Cloth. Şey yok elimde. Ateş, wax lazım onun için. Wood stick, wood plank. Nail'ımız kalmadı tabii değil mi? Bir tane craft nail craftlayalım. Muhtemelen bracket'ım da kalmamıştır. Bir tane de bracket craftlayalım. Discovery'e nail, bracket, branch attık mı? Olmadı. Wood plank ve wood stick attık mı? Upper geldi. Metal, near, wood stick, wood plank, workbench geldi ki çok önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Workbench, backpack frame. En güzel şey, sevdiğimiz şeylerden bir tanesi de backpack frame'dir arkadaşlar. Bu backpack frame'i yapıyorsunuz. Crafting'den 3 wood stick, 3 nail, 3 bracket'la yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra sırtınızdaki satchel'la birleştiriyorsunuz bunu. Size çok daha ağırlık taşıyabileceğiniz bir şey veriyor. Tabii ben şu an için bunu yapamayacağım. Neden yapamayacağım? Çünkü benim için şu anda basic shack'in üzerine geçiş yapmam lazım. Bu da basic shack değil de small shack ya da bunu small shack değil de normal shack yapabiliyorsunuz. Ama şu an için bizim small shack'e geçiş yapmamız daha olası duruyor. Dur bakayım wood plank nail bracket değil mi? Bracket, nail, wood log, wood plank yaptığımız zaman da shake gelmesi lazım ama. Bakayım. Deck foundation. Evet, deck foundation da önemli bir şey. Bir dakika. Wood log niye olmadı? Ha, bir dakika. Scrap metal, wood plank bir şey gelmedi. Wood stick gelmedi. Bir dakika ya. Metal bracket, nail ve wood plank'ten shake gelmesi lazım. Shake'i açtık mı yanlış? Yanlış mı şey yaptım? Yo, small shake. Olsun abi, small shake olsun. Sharp tool ha. Sharp tool bir dakika load out. Bütün sharp tool'ların hepsini koyduk. Bir tane wood axe alıyorsunuz elinize. Bunu yapmazsanız zaten üretimini yapmıyor. Backpack frame için ne gerekiyordu ya? 3 wood stick, 3 nail, 3 bracket. Aslında yapılması gereken bir şey ama şu an değil. Şu an değil. Small shake yapalım abi biz bir tane. Wood plank'imizi ürettik. Wood plank'imizi ürettik. Metal bracket'lar üretildi ve small shack geliyor. Metal door. Metal door çıkartmamız lazım bir tane de bizim. Wooden door değil. Wooden door. Wooden door. Bu değil. Ha, şu wooden door olarak bir. Tamam. Wooden door. Wooden door. Tamam. Evet. Bir tane de wooden door çıkart. Tık mı çıkarttık. Yiyeceği buraya koyalım abi. Almışız boşuna. Beriler yeter. Move ne lan? Hareket ettir. Tamam boş ver. Nail'ı da attık abi. Wood plank'i de attık. Şimdi çıkalım. Şekimizi bir yerleştirelim. Şöyle tırsıyorum. Hemen şuranın arkasına şeki yerleştireceğiz. Small shake and the place olmadı. Small shake. Şu evden şu eve girişi de hızlı bir şekilde yapabileyim diye şöyle koyuyoruz. Giriyoruz arkadaşlar small shack'imizin içine. Place diyoruz. Tabi ESC'ye basınca olmuyordu place deyip. Tamam. Buranın şifresini de yine 1331 koyuyorum. Lucky 13'in değişik versiyonu olsun. Şuradan gelsek daha hızlı tabi.
Şimdi gelelim crafting kısmına. Storage box için ne lazım? 4 metal bracket lazım. Ki metal shard'ımız var ama şeyimiz hiç kalmamış. Scrap metalimiz hiç kalmamış arkadaşlar. Wood plank, nail and metal bracket. Wood plank, nail hadi bir şekilde çıkartılıyor ama metal bracket zor. Onun için şöyle yapalım. Storage'ımı açtık. Şunu içine koyduk. Back'i aldık. Pack'i aldık. Seni de buraya koyacağız abi. Siz zaten otomatik olarak geliyorsunuz. Scope plotumuzu da koyduk. Şimdi işin en sevdiğim kısmı, genelde ben bu şekilde yapıyorum. Hiçbir şey almıyorum yanıma ve evden çıkıyorum. Ya da bu respawn atabiliyorsunuz. Slash respawn yazıyorsunuz işte Enter'daki chat'e. Slash respawn yazdığınız zaman otomatik olarak sizi öldürüyor ve başka bir yerde doğuyorsunuz. Burada tabii doğduğunuz zaman da lootlaya lootlaya kendi evinize doğru gelmeye çalışıyorsunuz. Zaten bu da bir challenge gibi bir şey algılayabilirsiniz. Ama loot yapabilmek istiyorsanız, şayet eğer iyi bir loot yapabilmek istiyorsanız, mutlaka bu şekilde yapmanızda fayda var. Tabii imba lootlar için, aha, yemin ediyorum çanta buldum. Kapan abi. Ses yok. Çanta buldum lan. Oha mermi. Backpack frame yapmamıza gerek kalmadı. Locker key. Oo, hastaneye gittiğimiz zaman var ya inanılmaz mermi alacağız. Bu locker key'ler gerçekten hastanede falan çok 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 işe yarıyor. Yiyecek alalım bir tane. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir tane şu kutuların yanına gelip de tama bastığınız zaman gördüğünüz gibi mermi bulduk. Bunları içine kırmanıza gerek yok. Yakına gelip tama bastığınız zaman zaten içerisini gösteriyor. Şöyle eğilelim. Bak, tuz var. Bunda da tuz var. Bunda da tuz var. Bunda da tuz var. Bir şey yok. Abi çantayı bulmak gerçekten iyi oldu şu anda. Biz şuralara da baktık. Zombi mi lan o? Zombi. Şimdi bizim için en önemli şeylerden bir tanesi neydi abi? Metal bracket. Genelde böyle parçalanmış arabalardan falan topluyorsunuz. Ya da arabalarda yoksa crowbarla falan vuruyorsunuz. Güzel oluyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki dışarıdakilere girelim. İçeri girmek yemiyor. Sanki biri varmış gibi geliyor. Eskiden bu zombiler koşuyordu. Umarım koşmuyorlardır artık. Tırsıyorum ya. Abi mutlaka birileriyle oynanması gereken bir oyun. Hele PvP ise radyo var. Radyoyu da alalım. Yerine koyduğunuz zaman haberleşebiliyorsunuz arkadaşlarınızla ya da serverdaki herhangi birileriyle haberleşebiliyorsunuz. Şu lootlar 3 aşağı 5 yukarı 1 saat aralığında falan çıkıyor. 1 saatte bir burayı gezdiğiniz zaman güzel bir loot elde edebiliyorsunuz ama şu aracı alamadık ya. Aracı alamadık ama patlatalım mı aracı? Kullanmasın kimse. Şu lootlarımızı götürelim. Storage box'ımızı yapalım. Koyalım abi. Ondan sonra gelelim aracı patlatalım. Oho, daha çok yolumuz var. Şöyle stikti, beriydi, bilmem neydi falandı filandı alırken de gezerken de toplarsınız en son dönerken gayet güzel oluyor. Şimdi geldik, açtık, kapadık. Crafting şey nerede? Storage nerede? Burada. 4 metal bracket çıkar buradan. 4 tane de nail çıkar. Ama şöyle yapmanız gerekiyor. Şöyle gelip crafting'e gelip nerede storage nail. Bir tane nail işte ne bileyim bir tane metal shard çıkartıp 4 tane metal bracket lazımmış. 1 3 tane daha yapalım metal bracket'tan. Ne eksik abi? 6 tane wood plank eksiktir muhtemelen. Aynen. Şöyle shift'le mi atıyorduk? Nasıl atıyorduk bunu? Alt'la mı atıyorduk?
Yok, shift'le atarsak birleştiriyordu. Eğer orada fazladan bu işte metal şartlardan falan varsa shift'le attığınızda onlarla birleştiriyor şeye göre. Çantanın olması güzel oldu ya. Bir dakika, boot axe aldık. Boot axe'ın ağırlığı baya. Ses geldi. Tamam. Ben genelde böyle patlatacaksan birini evin etrafında beklerim. Eğer online'sa çıktığı gibi patlatırım. Tamam abi. Haydi. Vere vere iki tane verdi. Şunu da keselim. Abi PvP'de gelişene kadar düzgün bir şey yapamayacaksan saklanacaksın. Kaç abi şimdi? Kaç 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 storage box'ımızı yapalım. Server Rotterdam, yine söylüyorum arkadaşlar. Server'a geldiğiniz zaman D3 Zims'in hemen arkasına geldiğiniz zaman bizi, evimizi bulabiliyorsunuz. Small check'imizi yaptık. Storage. Bir adet storage yapacağım şimdi. Evet. Şurada workbench var. Workbench yapabiliyor muyum? Evet, ama bunun için wood plank, wood. Bunları yapamıyor gösteriyor aslında, ama yapabilir de oluyorum. Şimdi şöyle geldik. Geldik, evi kapadık. Yine her zamanki gibi bunu yana koyduğunuz zaman düzgün koyamayacakları için patlatırken muhtemelen bu kutuyu da patlatacaklarıdır. Biraz böyle hastalık var düzgün olsun diye, ama artık bu kadar oluyor diye tahmin ediyorum. Şimdi mesela bunun içine şunu attık. Gel abi, zombi geliyor. Lan! Oğlum ya, çok tırsıyorum ben. Şöyle şunları alalım abi üstümüze. 1K'lık çantamız olduğu için çok rahatlıkla hepsini aldık. Zaten şuranın üstüne içine giremiyor. O yüzden bir problem teşkil etmiyor bizim için. Şöyle move. Evet abi, sen de move. Kompas, mumpas falan hepsini atalım buraya. At abi, locker game, bunu at, bunu at. Yes. Yalnız var, iğrenç bir sesi var bunun ya. Evet. Beltimizi bırak, gaz bezimizi bırak, bunu bırak. Map'i bırak, çantayı bırak, kaskı bırak. Belti, bunları bile bırak ya. Bunları bile bırak. Yeri geliyor var ya, yemin ediyorum size lazım oluyor arkadaşlar. Kaç. Kesin arkamızda bir yerde. Ama eskisi gibi koşamıyorlar ha. Bayağıdır girmiyordum oyuna. Şimdi Wood Axe'ı almamın sebebi neydi? Aşağıdaki arabayı yar etmem abi kimse. Kimse almadıysa şu ana kadar. Ha. Patlatalım abi. Vura vura patlatabiliyoruz onu. Umarım baltamız yeter de yar etmeyiz ya. PvP'de böyle araba bulacaksın. Burada nerede o günler? Şuradan olmadı balta alabileceğim bir yer daha var mesela. Balta falan, bıçak. Onu da alabiliyorsun. Şimdi tabi çanta falan yok üzerimizde. Inventory'sinde bir şey varmış. Aslında baterisi çok önemli ama loot yapamıyoruz. Remove da yapamıyoruz. Çünkü üzerimizde pek bir şey yok. Canına bakalım bir dakika arabanın. Ne kadar? O benzini de full. Vur abi. Dur bakayım, bu oluyor mu acaba? 71 falandı. Parçala Behçet. 61 oldu. Tamam. Evet. Parçalarım abi. Acımam ya. Yerim sizin arabanızı. Buraya düşüyorsa artık araba loot'u iyi. Ama ben almıyorsam kimse alamasın.
Buralarda çünkü Sparkplugs yani neydi onun adı? Buji bulmak gerçekten zor. Bunun için bayağı uzağa falan gitmemiz gerekecek. Tabii yar etmeyeceğim için buradaki arabayı kimseye. O yüzden çak bir de sıkıntısı yok. Ay ay ay. İçinden geçeceğiz arabanın içinden. Abi yalnız var %50'nin altına düştü mü? %61 nasıl ya? Bir dakika ya. Ben o kadar vuruyorum bu arabayı. Etmiyor mu artık etki bunlar? Sanki ben %71'di diye hatırlıyorum. Şöyle vuralım. Ya bak %54 işte. Şu yandan vuralım. Bir daha binelim. %47. 54'tü 47 oldu. Yandan vurmamız gerekiyormuş. Boşuna vuruyormuşuz. Çok çabuk patlıyormuş zaten yine. Baksana siyah dumanlar çıkmaya başladı zaten. Yapıştır abi yapıştır yerim. Ah yanmaya da başladı. Oh patlar birazdan. Biz de öleceğiz ama bu arabaya da... Aa biz ölmedik. Biz ölmedik. 8000 damage aldık yazıyor ama ölmedik. İlginç. Bayağı ilginç. Bu ne? Oha bir çanta daha buldum. Eve dön. Eve dön abi. Bir çanta daha buldum arkadaşlar. Gelirseniz evde iki tane büyük çanta var. Evdeki iki tane büyük çantadan kullanabilirsiniz. Problem değil. Malzemedir en nihayetinde. Gelir gider. Geçici bunlar. Buluruz. Yenisini buluruz. Kaybederiz. Toparlarız. PvP değil mi? Şuradaki evi patlatacağız zaten. İlk icraatımız şuradaki evi patlatmak olacak. Umarım arkadaş oradaki evin sahibi bizi izlemiyordur. Diye tahmin ediyorum ama zaten genelde yabancılar falan da olduğu için EU serverında problem teşkil edeceğini düşünmüyorum. Şimdi bu çanta muhtemelen benim üzerimde kalır da diğer çantayı falan içindeki malzemeleriyle istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sniper mermimiz ve var yalnız ha. Bayağı iyiyiz bu konuda. Ay ay fena değilmiş. Şuna bak abi tipe bak tipe. Nasıl bakıyorduk tipe hatırlamıyorum ama bunu böyle bu şekilde fena değil yani. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. H1Z1'e başladık. Ronin Crate kazandık. Ronin Crate kazandık. Abi Ronin Crate kazandık. Kullanabiliyor muyuz? Açabiliyor muyuz bunu? Open Crate. Unlock now. DB Cache ne ya? Bunun için DB Cache falan lazımmış. Tüh be. Ben de sevindim kutu falan verdi diye. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bu bölümde H1Z1'de Rotterdam serverında PvP'ye başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapının şifresini tekrar söylüyorum. 13.31 serverda Rotterdam. Bekleriz burada. Ben size yardımcı olacağım. Hep beraber birbirimize yardımcı olursak PvP serverının içinden geçebiliriz arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz ben butonuna tıklayın. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videomu istediğiniz yerlerde paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı tek tek okuyorum ve tek tek cevaplıyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.